Herkese selamlar. Bugün 29 Kasım 2023 günlerden çarşamba. Tabii ki gündem arası programıyla yine karşınızdayız. Ekonomistimiz Bahadır Bey ve Artunç Bey ile programımız devam edecek her çarşamba olduğu gibi. Önemli gündem maddeleri var. Hafta başındaki açılışla birlikte genel olarak bir değerlendirme alacağız. Artunç Bey ve Bahadır Bey hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, iyi yayınlar olsun. Tabii ki güzel sorular var, güzel maddeler var. Bunları tek tek değineceğiz. Öncelikle tabii ki biz tarafıyla yani yurt içi piyasasıyla başlayacağız. Yurt içi piyasasıyla ilgili önemli gelişmeler var. Çünkü endeksin belirli bir seviyeye gelmesi ve bunun arkasında gerçekleşen tabii ki bir gerekçe var. O da Bank of America'nın yayınladığı bankacılık raporu ile ilgiliydi. Bununla birlikte de tabii ki bir hareketlenme oldu. Şimdi dilerseniz gündemimizde hazır böyleyken endeksin biraz daha pozitif tarafı varken, hatta dün biraz daha satışlar vardı ama piyasada bunların biraz daha kapanışa doğru karşılandığını gördük. Bugün hatta açılışla birlikte hafif pozitif başladı BIST 100 piyasası. Buraya baktığımızda hemen sorumu şu şekilde yöneltmek istiyorum. Bu bankacılık raporunun hedef fiyat güncellemesiyle birlikte bankacılık endeksi neredeyse %5,97 artış gösterdi. Yani bu endeksin 8000 üstüne taşınmasına vesile oldu ama buraya baktığımızda bu görüntü bize ne anlatıyor? Evet. Müsaadenizle ben başlayayım mı Merne Hanım? Tabii. Şimdi Bahadır'ın çok daha uzmanlık alanı özellikle Amerika'da büyüme ve çekirdek enflasyon verilerine gelecek. Ben orayı çok merak ediyorum. Normalde borsa yatırımcılarının da onları daha fazla takip ettiği bir gündeme gelirsek ben bizim borsamız açısından daha pozitif konuşabilirim. Ne demek istiyorum? Biz şimdi yeni dönemde daha rasyonelleşmeyle birlikte para politikası, maliye politikası, sürdürülebilir büyüme, fiyat istikrarı, bunun şirketler üzerindeki etkilerinin en önemli belirleyicisi de yükselen faizler ve yavaşlayan ekonomiyle birlikte daha sağlıklı bir ortama geçme konusu. Burada yurt dışı gelişmeleri o zaman daha yakın takip etmek lazım. Niye? Çünkü acaba gelecek sene borçlanma açısından gelişen piyasaları nasıl bir gündem bekliyor? Acaba FED faiz indirimlerine başlayacak mı, başlamayacak mı? Dolayısıyla bence o kısmı çok daha önemli. Bizim tarafa geldiğimizde çok enteresandır biliyorsunuz. Biz böyle şeyi severiz. Nasıl söyleyeyim? Piyasayla zaman zaman inatlaşmayı severiz. Yatırımcılar olarak söylüyorum. Genel karakteri olarak. Yani örneğin işte BOFA makinesi. Bu BOFA makinesine kimse dur demeyecek mi? Herkes nasıl söyleyeyim, kahrolsun BOFA modundaydı. Şimdi bir rapor geldi Bank of America'dan. Bankacılık hisselerinin daha pozitife gideceğiyle ilgili. Öyle olunca da yaşasın BOFA oldu. Piyasayı çünkü BOFA sırtladı bu sefer. Yani enteresan bir durum var. Biz işimizi ben mesela böyle kalecilik gibi anlatıyorum. Hep yediklerini sayılıyor, kurtardıklarını sayılmıyor. BOFA dediğiniz makine esasında bir şekilde ne yapar? Bir yönde alıcı varsa eğilimi, o alıcı eğilimini görür, öncesinde alış yapar. Satıcı eğilimi varsa o zaman satıcı eğilimini görür, hızlıca satış yapar. Yani BOFA kendi kendine bir ruh haline bürünüp bugün ben piyasayı düşüreyim, bir yarın piyasayı çıkarayım yapmaz. Gelen eğilime göre hareket eder. O yüzden bir bunu düşünmek lazım. İkincisi de yani ben bankacılıkla ilgili pek çok iyi uzmanla da konuşuyorum. Yani bankacılık açısından bakıldığında 2024 senesi bir miktar soru işareti. Çünkü enflasyon muhasebesini onlar geçemiyorlar. Enflasyon muhasebesine geçemeyince örneğin yabancı sahipli bankalar bunu uygular ve vergi de vermez gibi bir durum vardı geçen sene biliyorsunuz. Garanti Bankası bunu mesela hemen uygulamaya başladı. Şimdi önümüzdeki sene ne olacak ne olmayacak bankacılık konusu önemli. Ama tabii işte yabancı gelişiyle ilgili bir miktar yorumlar var. Ben bu yukarı yönlü hareketi pozitif görmekle birlikte yıl sonu rallisinden öte kalıcı bir hareket göreceğiz mi görmeyeceğiz mi konusunda hala bir miktar temkinli davranılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerek vergi artışları gerekse 2024'te yüksek faiz dolayısıyla bank
ekonomide göreceğimiz yavaşlama bence hisse senetleri açısından çok dikkatli olmayı gerektiriyor. Ben sert hareketlerin karşılığında da sert hareketler olabileceğini düşünmekteyim. Yani bizde topyekin endeksi götürecek bir hareketten ziyade böyle zaman zaman işte bazen Ereğli ile gidiyorsunuz, bazen Türk Hava Yolları ile gidiyorsunuz, bankacılık endeksiyle gidiyoruz. Ben öncelikle getiri eğrisinin oluşmasını, Türkiye'de Türk lirasına geçişin başlamasını ve onun ardından da borsada gördüğümüz bu tip hareketlerin yerini daha stabil hareketlerin aldığı zaman piyasaların kalıcı bir yükseliş yapacağını düşünüyorum. O yüzden bu son hareketi pozitif görmekle birlikte kalıcılığı konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu düşünmekteyim. Evet, teşekkür ediyorum. Hemen bu konuda Bahadır Bey'den biraz daha teknik yorum almak istiyorum. Buradaki görüntüde aslında baktığımızda BIST 100 endeksinin teknik analizini 8000'in üstüne taşıdı ama buradaki kalıcılık noktasında birazcık detayları alalım. Bir de temel taraftaki görüntüyle teknik taraftaki kısım birbirine paralel gidiyor mu? Biraz daha bu şekilde detay alırsak sizden iyi olur Bahadır Bey. Ya burada tabii bir beklenti var. Yani özellikle seçim sonrasında başlayan ortodoks politikalara dönülmesi ve tekrardan aslında Türkiye'de ciddi bir getiri oranı fırsatı var yabancı açısından. Faizlerin artmasıyla beraber tabii ki iç talep dengelenmek istendi baskı altına alınarak. Bu sayede talep enflasyonunun yani şimdi siz ücret artışlarından bahsediyoruz. Eğer ücretiniz artarsa sonuçta paranızın, elde ettiğiniz gelirin, maaşınızın belli bir kısmını tüketime harcıyorsunuz. Eğer ücretiniz iki kat arttığını varsayalım, bu sefer ne yapacaksınız? Harcadığınız miktar da iki kat belki daha da fazla artacak. Çünkü tasarruf miktarınızı azaltmaya başlayacaksınız. Bu ister istemez bir enflasyon yaratıyordu. Çünkü içerideki talep yani yurt içindeki insanlar, maaşlı çalışan insanlar veya gelir elde eden insanlar bu gelirlerinin büyük bir kısmını bu sefer tüketim tarafında harcıyordu ve ister istemez de satış yapan herhangi bir tüzel kişilik, bir bakkal olsun, bir süpermarket olsun veya herhangi bir üründe baktı ki talep fazla, bu sefer fiyatı yukarı doğru taşıyordu ki fiyat artışlarını görüyorduk. Çünkü sebebi ne? Üretimde hızlı bir şekilde talebi karşılayacak bir artış yapamıyordu. Yani bugün 10 ekmek üreten bir fırından siz bugün eğer 20 ekmeklik bir talepte bulunuyorsanız haliyle fırıncı ne yapacak? 10 ekmek talebe düşmesi için fiyatları yukarı doğru taşıyacaktı. Şimdi Türkiye aslında böyle bir süreçten geçti. Şu an faiz artışlarıyla beraber aslında biz yurt içindeki hane halklarının ve işte kurumların talep noktasında biraz artık geriye çekilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu tabii yabancı açısından şunu getiriyor. Yüksek bir getiri oranı vermeye başladık. Yani beklenen enflasyon üzerinden düşünürsek artık pozitif bölgeye geçen bir faiz oranı var. Mevduat tarafında böyle bir durum söz konusu. Yabancı açısından bu ülke riskini de aldığını varsayarsak bu getiri işte risk priminde karşılaması gerekiyor ki şu an atılan adımlar ilk başta soru işareti olmakla beraber tekrar eski politikalara dönülebilir mi ekonomi yönetiminde diye bir algı vardı. Son 500 bas puanlık aslında artışla beraber net bir şekilde bunun cevabı ekonomi yönetimi tarafından verildi. Kardeşim merak etmeyin, biz burada ortodoks politikalara sıkı sıkıya bağlıyız. Bakın hepiniz 250 bas puan bekliyordunuz, ben 500 yapıyorum. Herhalde kafanızda da artık soru işareti kalmamıştır. Hemen arkasından BOFA'nın dediğiniz gibi bu sefer raporu geldi. Niye bankacılık diye bakmak lazım? Yani sonuçta bir kronolojik sıralama olarak baktığımızda bu 500 bas puanlık adım arkasından da BOFA'nın raporu geliyor ve bankacılıkla ilgili. Çünkü yabancı geldiği zaman en çok tercih ettiği sektör bankacılık ve holding. Ve öncelikle tabii ki birinci sırada bankacılık. Bunun sebeplerine bakacak olursak tabii ki bir sürü sebep var. Kurumsal yönetim, işte verinin şeffaflığı, regülasyonlarla çerçevenin belli olması, o tarafta karın zararın net bir şekilde ortada olması ve dediğim gibi bütün finansal sektörün aslında bizde sigortacılıktan çok ABD'den farklı olarak bankacılık sektörüyle aslında domine ediliyor olması. Buna istinaden de bir revizyon verdi. Evet, BIST'i 8000'in üzerine taşıdı ama burada kalıcı olmak önemli. Ama bu hikaye nereye kadar devam edecek? Artık ciddi anlamda yabancıda bir algısında değişim oldu mu bu faiz kararıyla? Biz bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Eğer şimdi senaryo gitmek faydalı,
Eğer yabancı girişi olursa biz endekste 10 bin seviyesinin üzerinde çok çok rahat görürüz. Tabii ki bu giriş miktarına bağlı. Ama 2010'larla 2014 arasındaki gibi bir yabancı girişi olduğunu varsayarsak 10 bin değil 15 binli seviyeleri de görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Niye diyeceksiniz? Piyasadaki döviz likiditesi artacak. Buna istinaden yapılacak olan ensu yani yatırım yapılabilir para miktarı arttığı için burada dipslerde, faizlerde düşüşü göreceğiz. Endekste yukarı doğru hareketleri göreceğiz. Ve dövizde dahi düşüş olma ihtimali, rezervin artması ihtimali oldukça yüksek. Ama ve lakin bunun tersi bir senaryoda bu sefer tabii ki hani istemeyiz her Türk vatandaşı gibi. Ama tersi senaryoda da bu sefer hani BOFA'nın çizdiği gibi bir iyimser tablonun olmama ihtimali de söz konusu. Lakin hani görüntü o ki önümüzdeki seçim Mart sonrasında en azından son 3 haftalık yabancı girişine baktığımızda hem tahvil tarafında hem de hisse senedi tarafında ciddi bir giriş tekrardan bir Türk piyasasına doğru bir hani talep artışını görüyoruz. Bu böyle devam ederse eğer biz önümüzdeki belki Mart'a kadar biraz daha sıkıntılı geçebilir. Hani böyle on and off devam eder, bir girer bir çıkar. Ama ve lakin sonrasında Mart sonrasında artık seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla beraber tabii ki burada farklı faktörler de var. İşte gri listeden çıkma hikayesi gibi yurt dışı tarafta Fed'in faiz artışlarına daha net devam edecek mi yoksa mevcut seviyelerde tutacak mı? Maliyet ne olacak dış finansman noktasında? Ama ve lakin BOFA şunu biliyoruz ki hani trend başlamadan önce yavaş yavaş verdiği sinyalle evet Türk lirası artık cazip. Diğer uluslararası kuruluşlarda, finansal kuruluşlarda bunu zaten dile getiriyorlar. Artık carry trade imkanı veren bir Türkiye var. Faiz artışlarıyla beraber dövizdeki volatilite ister istemez artık geçmişe nazaran azaldı. Azalmaya da devam edecektir. Burada önemli olan biz bu süreci yabancının algısında bir bozulma olmadan ne kadar daha devam ettirebiliriz ve yabancı girişi bu süre içinde hani kısa vadede hemen girecek mi yoksa biraz daha süreci uzatacaklar mı ikna olma noktasında biraz daha hani bekle gör politikası izleyecekler mi izlemeyecekler mi onu görmek lazım. Şu an biraz daha sanki bu süreçte aslında beklentilerle piyasada gerçekleşenler birbirine artık uyuşmaya başlayacak gibi gözüküyor. Evet, tabii ki, tabii ki. Evet, çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Hemen bir diğer soruma geçmek istiyorum. Artuç Bey, hazır bununla birlikte geçen yayınımızda da bahsetmiştiniz. 2024 yılı için böyle bir süreçte biraz daha sanki daha sabit varlıklar belki ön planda olacak diye oraya hemen değinmek istiyorum. Çünkü küresel gelişmelerdeki durumla birlikte ons altın fiyatı yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Türkiye içerisinde de buna bağlı olarak gram altın fiyatı yukarı yönlü kendini revize etti. Hatta onun detaylarına da gireceğiz ama öncesinde sizden bir yorum alalım bununla ilgili. Şimdi ben yıllar önce 2022'yi tahmin ederken zannediyorum 2019 falandı ya da 2020 tam Covid öncesiydi. 2022'de dolar 2222 olur mu diye akılda kalsın diye bir şey söylemiştim. İnsanların aklında oldukça fazla şey kalmış. Hani hocam hani olacaktı falan filan diye. Şimdi tabii bir şekilde bir yönün ne olduğuna ilişkin görüşünüzü daha vurucu yapmak için iletişimde bu tekniği kullanıyorsunuz. 2022, 2222. O dönem 2100'lere falan bir geldi altın fiyatları. Sonra Fed'in enflasyonla mücadelesi ve faiz artırımları sürecinde ben de görüşümü böyle bir yukarı hareket vardı. Gerçekleşti ama şimdi çok bir şey beklemiyorum demiştim. Son dönemde de ben hani evet altın fiyatlarında bir yukarı hareketin olabileceğini ama bunun çok uzun soluklu ve kalıcı olmayacağına dair görüşümü ifade ettim. Son bir iki haftadır altın fiyatlarında bir tekrar o gördüğü yüksek seviyelere doğru bir hareket var. Burada Fed'in faiz politikası önemli olacak tabii. Fed faiz indirimlerine başlayacak beklentisi altını çok destekliyor. Gümüşü destekliyor, bakırı destekliyor. Ekonomiler hareketlenecek mi gibi düşünceler var. Ben bunlar açısından bakıldığında bir miktar bu yukarı hareketlerin çok kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Nedenine gelince, şimdi biraz önce Bahadır çok güzel söyledi, kronolojik olarak bakmak lazım dedi. Kronolojiye bakarken en önemli şey faiz konusunda merkez bankalarının alacağı kararlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz arttırımlarını yaptı, bir yere geldi.
Şimdi bir miktar duracak. Belki de önümüzdeki 2-3 ay duracak. Yani mesajlar biraz o şekilde. Bu arada mevduat faizleri yukarı geldi ama mevduat faizlerindeki yukarı geliş kredi faizlerindeki yukarı kadar geliş kadar değil. Yani insanların getiri elde etmesi açısından bakıldığında Türk lirası cazip mi? Evet, gelecek enflasyona bakarsanız cazip. Ama arada soru işaretleri var. İşte seçim. Hani Sayın Mehmet Şimşek de onu söylüyor. Yani seçimden sonra diyor. O yüzden hani ben önümüzdeki dönemde bir şekilde bir yatırım aracına para yatırırken alternatifine bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani hisse senetlerine önümüzdeki 3 ay yabancılar para sokacak mı? Türk lirasına mı para sokacak? Türk lirasına para soktuklarında hangi yatırım aracına gelecekler? Birinci konu bu. Biraz daha yani mevduata, bonolara falan gelecekler. Belki bir onu görmek istedim. Ha, bunun pozitif etkisi olur mu piyasada? Evet, olabilir. Ama şirket şeyleri açısından bakıldığında, performansları açısından bakıldığında yüksek faiz ve ekonomik yavaşlama bir miktar sanki temkinli olmayı gerektiriyor. Altına gelince şimdi Amerika'daki büyüme, ya belki de Amerika bir resesyona girdi çıktı değil mi? Hani bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Hani çok enteresan bir durum bu. Amerikan ekonomisi bir şeye resesyona girip çıktıysa eğer, o zaman Fed diyecek ki ya bir dakika, Amerikan ekonomisi acaba nereye gidiyor? Tekrar bir yukarı gidecek mi diye. Çünkü biz biraz enflasyonu severiz. Yani bir düşürdük mü bir miktar, dezenflasyon yaptık mı, bu başarılı bize yeter deyip hemen eskişi. Amerika öyle yapmıyor. Amerika hani işte enflasyon canavarı falan filan diyor. Canavar bizim içimizde. Hemen bir büyümede yavaşlama gördük mü, fiyat istikrarı hafif sağlandı mı, hadi deyip eski alışkanlıklara dönebiliriz. Biraz önce Bahadır'ın ifade ettiği de o. Yani acaba hani siyah beyaz biraz daha bizde işler. Evet, artık son faiz arttırımıyla birlikte gösterdi Mehmet Şimşek burada kalacağını ve dezenflasyon konusunda çok kararlı olduğunu. %100 katılıyorum. Ben Mehmet Şimşek'in kalıcı olacağına da %100 katılıyorum. Seçimler sonrasında daha enflasyonu düşürmek açısından sert önlemler alınabileceğini de düşünüyorum. Ama yani benim düşüncem yetmiyor yabancıları buraya getirmek için, ikna etmek için. Altın fiyatlarında yukarı hareketlerin devam edebileceğini ama Fed'in bu hafta büyüme ve ardından çekirdek enflasyon konusundaki duruş, yani Amerikan ekonomisi eğer o güçsüzlüğü attı ve çok güçlü devam ediyorsa, faiz indirimleri konusunda hala ben ilk çeyreğin sonunun çok iyimser olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bir yıl sonu rallisi görebilir miyiz? Görebiliriz. Yurt dışında görebilir miyiz? Görebiliriz. Yurt içinde görebilir miyiz? Görebiliriz. Ama uzun soluklu olur mu, kalır mı? Ben zaten akıllı paranın şu andaki Borsa İstanbul'da da gözüküyor, sabit getirili menkul kıymetlere kaçtığını görüyorum. Yani altına kaçıyor, faize kaçıyor. Borsada ya çok büyük pozisyonlar var, çok zenginlerin paraları var, ya da çok 10 bin liralık falan hesaplar kaldı. Akıllı para biraz daha böyle faiz tarafına gidiyor. Altın tarafına da ben 2024'e baktığım zaman çok ciddi bir akıllı para gider mi konusunda biraz daha skeptik ya da daha böyle temkinli davranılması gerektiğini düşünüyorum. Ama kısa vadede altında yukarı yönlü hareket bir miktar daha devam edebilir. Özellikle teknik seviyeler açısından çok bakmak lazım. Çünkü burada 2100'lü seviyelere doğru geldikten sonra başka bir dünyayla karşı karşıya kalabiliriz. Yani çok şeyle bilindik terimiyle altında başka bir dünya mümkün. Ama onu bir yakından takip etmek lazım. Peki bununla birlikte hemen çok kısa altınla ilgili bir yorum aldıktan sonra diğer konularım var. Onlara da geçmek istiyorum. Altın tarafıyla ilgili görüşünüzle birlikte hemen şunu soracağım Bahadır Bey'e arkasından. Tabii ki gram altın fiyatıyla ilgili şu anki talep noktası nasıl? Şimdi biz tabii, ben yayından önce İsviçre'den ithal edilen altın miktarına baktım. 6.6 tonluk bir geçtiğimiz ay altın ithalatı var. Bundan önceki rakama baktığınızda ise işte onun öncesindeki aylarda 14 tonluk falan rakamlar gözüküyor. Şimdi bir gevşeme söz konusu ama son ay itibariyle, yani Ekim ayı itibariyle tekrardan 7.7 ton gibi bir tutara ulaşmış İsviçre'den ithal edilen altın. Şimdi altının tabii daha biraz daha büyük resme bakmak lazım. Altın her zaman
geçmişten bu yana neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir ödeme aracı olarak kullanılmış. Yani paranın bulunmasıyla beraber ve ister istemez tabii biz Bretton Woods'tan sonrasında bir rezerv para rolüne bürünen dolarla beraber altın biraz hayatımızdan çıktı gibi olmakla beraber dönüp baktığınızda artık doların rezerv para rolünde yani küresel sistemde dolar dolaşımı hemen hemen her yerde geçen bir para birimi olması altın da benzer bir enstrüman. Lakin son dönemde özellikle işte bu blockchain teknolojisi, kripto paralar, ödeme sistemlerinde farklılaşmalar, Swift'e alternatifler, uygulanan Rusya'ya işte Çin'e ambargolar farklı farklı arayışları getirdi ve dikkat ederseniz altın ithalatında en çok pay aslında merkez bankalarında. Yani Çin burada birinci sırada, hatta geçtiğimiz sene Türkiye'de ikinci sıradaydı. Yani altında yukarı yönlü hareketin kalıcı olması aslında şuna bağlı. Doların rezerv para rolünün ne derece artık etkisini veya gücünü yitirdiğine bakmak lazım. Geçmişe nazaran evet yitirdi. Bu bize neyi getirir? 2400 dolarlara, 2500 dolarlara doğru belki bir hamle görebiliriz. Bunun kalıcılığı için ise artık doların rezerv para rolüyle ilgili şüphelerin biraz daha ete kemiğe bürünmesi ve realiteye dönmesi lazım. O biraz daha işte süreç alacak bir şey. Çünkü şu bir gerçek, altının normalde olması gereken seviye burası mıdır derseniz, işte 2011 yılında da 1925 dolardaydı. Döndük geldik 2023 yılındayız, 12 yıl geçmiş. 2044 dolarla kapatmışız. Dün en azından benim en son baktığım veri buydu. Üzerine ABD'nin sadece enflasyonunu koysanız belki bugün 3000 dolarları falan bulması lazım. 10 yıllık enflasyonu eklediğinizde. Burada ister istemez bir Amerika'nın rezerv para rolünü kaybetmemek adına doların altını baskıladığı 2-2 daha 4 kim ne derse desin. Ama eskisi kadar baskılayabiliyor mu veya baskılayabilecek mi? Aynı fikirde değilim hiç kimseyle. Yani burada ben eskisi kadar baskılayabileceğini düşünmüyorum. Ama bu bir süreç. Bu evet. 6 ay içinde olmayacak. Muhtemeldir ki birkaç yılı bulacak. Evet. Çok teşekkürler. Hemen bunun arkasından yurt içi piyasayla devam ediyorum. Sonra küresel piyasaya değineceğiz. Türk İş Verileri yayınlandı. Buradaki verilerle ilgili sizden hemen bir yorum alacağım. Yavaş yavaş programı da sonlandırmam gerekiyor. O yüzden biraz daha daha özet bir şekilde sizden detayları alalım. Şimdi burada Kasım ayında gıda enflasyonu aylık %2,49 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Bununla birlikte yeni açlık sınırı 14.025 Türk lirası, yoksulluk sınırı ise 45.686 Türk lirası olarak şu anda gözüküyor. Bu görüntüye baktığımızda enflasyonun seyrini nasıl görüyorsunuz? Bununla ilgili hemen bir yorum alayım sizden. Artış Bey, dilerseniz başlayalım. Enflasyon yavaşlıyor. Enflasyonun bir miktar yavaşlaması ancak Sayın Mehmet Şimşek'in de söylediği gibi anladığım kadarıyla ileriye dönük maaş ücret artışlarının gelecek enflasyona endekslenmesiyle olacak gibi gözüküyor. Bu açıdan yani önümüzdeki dönemde de gelecek artışlar ona uygun yapılırsa bu enflasyondaki düşüşün hızlanmasını sağlar. Burada çok fazla piyasayı ürkütecek bir artışın gelmeyeceğine dair emareler arttı. O yüzden sabit gelirli açısından bakıldığında ödenecek maliyet yüksek ve yüksek olmaya devam edecek. O yüzden tasarruf yapmaları çok mümkün olmayacak. Ama ben hani önümüzdeki döneme baktığımda harcama dönemi mi yoksa tasarruf etme dönemi mi diye sorarsanız kesinlikle tasarruf etme dönemi olduğunu düşünüyorum. Faizlerin yüksek olduğu zaman parada olmak lazım, harcamamak lazım. Faizlerin düşük olduğu zaman da borçlanıp harcamak lazım. Bundan sonra vergi artışları da düşünüldüğünde olası 2024'te ben sabit gelirliler açısından durumun çok parlak olmayacağını ama dezenflasyondaki düşüş eğer kalıcı olursa ki hepimizin istediği bu ancak 2024'ten sonra sabit gelirliler açısından bir iyileşmenin yavaş yavaş hissedilebileceğini düşünüyorum. 2024 bu açıdan bakıldığında ikinci yarısı itibariyle enflasyonun düşeceği anlamına geliyor. Evet Bahadır Bey, siz bu konudaki görüşlerinizi belirtirseniz çünkü enflasyon... Tabii tabii.
Yani burada tabii enflasyonun yani uygulanan sıkı para politikasının artık en azından emarelerinin gözüküyor olması pozitif. Yani tabii burada Türk İş verisi niye önemli? Asgari ücrete yapılacak zam mı da aslında bir öncü göstergesi gibi. Buradaki oran şimdi tabii Aralık ayıyla da beraber önümüzde bir ay daha var. Muhtemeldir ki işte açlık sınırı 15 bin seviyesine gelecek. İşte asgari ücrette de benzer bir artış yani aradaki fark kadar ortalama bir artış düşünürsek beklenen enflasyon oranında yani %36, %40 veya %45 neyse o bölgede bir yani daha yakın olan bir artış gelme durumu var. Mehmet Şimşek'in de dediği gibi yani burada gelir etkisiyle beraber biraz biz önden yüklemeli 500 bas puanı aslında yaparak bunun da sinyalini vermiş oldu. Burada bir gelir etkisi olacak. Bu talebi enflasyonunu umduğumuzdan biraz daha katı tutacak ama ve lakin %36'larda devam ediyor olması veya %36'nın hafif üzerinde devam ediyor olması pozitif. Enflasyondaki düşüş devam ettiği sürece de biz önümüzdeki süreçte evet bir belki vergi artışları ve diğer kalemlerle beraber tüketici açısından birazcık sıkıntılı bir süreç olacak ama onun sonrasında enflasyonun aşağı gelmesiyle beraber 2022'de yaşanan tüketim çılgınlığından birazcık daha tasarruf bölgesine geçeceğiz ki bu pozitif. Evet, küresel tarafa hemen dönmek istiyorum, ABD tarafına. Burada da gayri safi yurt içi hasıla verisi saat 16.30'da açıklanacak. Beklenti 4,9 çeyreklik geçmiş veri ise 2,1 olarak gözüküyor. Bunu nasıl görüyoruz buradaki durumu? Daha doğrusu buraya baktığımızda Fed'in faiz politikasını bu durum nasıl etkiler? Evet, şimdi yani bence Bahadır çok daha detaylı anlatacaktır bunu. Ben başta biraz daha uzunca bu konudan bahsettim. Amerikan ekonomisi eğer bir resesyona girip çıkmışsa ve büyümesi ki genelde yorumlar Bahadır yanlışım varsa düzeltsin. Amerikan ekonomisinin çok güçlü olduğunu şu anda gösteriyor. Bu Fed'i faiz indirimleri konusunda son dönemde yapılan açıklamalar ya evet faiz indirimleri gelebilir falan gibi algılar artmış olsa da ki bunun haklı sebepleri var tabii Fed başkanlarından gelen açıklamalar bir miktar düşünmek lazım. Yani Fed hakikaten faiz indirimlerine hemen başlayacak mı diye. Ya bu arada ben çok kısa bir şey ekleyeyim ondan sonra Bahadır'a bırakayım konuyu. Yani bizim mesela %40'lık bir kabaca asgari ücreti artış beklentimiz var. Hakan Kara'nın tweetinde de bugün sevgili Hakan Kara da bahsetmiş %40 gibi bir şeyden. Normalde geçmiş enflasyon değil gelecek enflasyona odaklanmış bir beklenti ifade ediyor. O zaman ne oluyor? Siz enflasyonla mücadelede bir şekilde insanların harcamalarını azaltmaları ve reel ücretlerin düşmesi açısından bir durum yaratmış oluyorsunuz. Bu geçmiş veriye değil gelecek veriye göre yapılıyor. Şimdi aynı şekilde bu açıklanacak Amerika'daki verilere de böyle bakmak lazım değil mi Bahadır? Geçmişte ne olmuş? Fed politikası ise geleceği hedefleyerek, tahmin ederek yapacak bir şey. O yüzden bugün gelecek verilerin özellikle işte revizyonlar olacak mı olmayacak mı konusunun ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum doğrusu. Burada tabii ben hani Berna Hanım sizden sözü direkt alarak devam edeyim Artunç Bey'den. Burada tabii 4,9'luk bir beklenti ki bir önceki projekte edilen beklenti de 4,3'tü. Oldukça yüksek bir rakam. Tabii bizim alıştığımız genelde işte %2, %3 bandında büyüyen bir ABD ekonomisi. 2,1'lik bir önceki veriye de baktığımızda bunun altına gelmediği sürece ben açıkçası şeyi beklemiyorum. Çok böyle uçuk bir hareket olacağını beklemiyorum. Ama olasıdır ki yani 2,1 ile 3,5 bölgesindeki bir harekette biraz daha Fed'in söylemleri biraz daha dikkate alınmaya başlanır. Yani biz faizde bu seviyeyi korumaya devam edeceğiz söylemleri biraz daha fiyatlamaya devam girebilir. Ama ve lakin 3'ün 3,5'un üzerinde gelecek olan herhangi bir veri, beklenti 4,9. Bu açıkçası bence Fed'in çok çok daha dikkate alması gerektiğinin sinyali. Olur da 3'ün işte 2,1'in altında hani böyle ekstrem 2,0 ile 2,1 arasında bir büyüme verisi gelirse bu sefer risk iştahı zaten yüksek. VIX Endeksi 12,70'lerde. Bu sefer biz
hisse senedi piyasalarında müthiş bir rally görürüz. Ha, bunun dediğim gibi demeçle tabii ki hemen Fed üyeleri çıkacaktır, belli konuşmalar yapacaktır. Ama ve lakin burada artan risk iştahı bu veriyle de desteklenirse burada piyasa en azından hani bir aylık süre içinde ben yukarı yönlü hareketleri keskin bir şekilde görme potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Ama ve lakin dediğim gibi tamamen veri, sonrasında çekirdek enflasyon, ABD'nin en önemli baktığı şey istihdam ve talep tarafı. Büyük buhran yaşamış bir ekonomi olarak istihdamda bir kırılma olmadığı sürece piyasanın beklediği bir parasal genişleme sürecini ABD'nin en azından kısa vadede 3 aylık süre içinde başlama ihtimali oldukça düşük. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Yavaş yavaş programı sonlandırıyorum artık. Gündem arasıyla birlikte sizlerle yeniden buluştuk. Haftaya tekrardan bizi izlemeye devam edin. Bu cuma da bir yayınımız olacak. Bu şekilde aslında sizlerle daha sık buluşmayı planlıyoruz. Hatta Twitter Space yapmıştık geçen hafta. Bunu biraz daha talep doğrultusunda daha sık gerçekleştirebiliriz. Bizi takipte kalın. Herkese iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar olsun inşallah. Thank you.